9A sınıfı geometri dersine hoş geldiniz arkadaşlar. 9A geometri dersi ama Alparslan Özdemir. Alparslan Özdemir'in dersindesiniz, tamam? Bugün ayın kaçı? 20.02.2013. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bugün akşam 9.45'te Galatasaray Şarkıbaşı var. Tamam. Şimdi, bak şimdi, hacim diyeceğim, hacim. Cisimlerin hacimleri hesaplanacak. Hemen alp hacimi hemen verelim. Alp hacim bana ait bir formül arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aferin size. Herhangi bir cismin hacmi taban alanı çarpı yükseklik çarpı k'dır arkadaşlar. Her zaman. Şöyle ki k bazen 1'dir, bazen 1 bölü 2'dir, bazen 1 bölü 3'tür. Üstü sivri şekillerde k 1 bölü 3 alınır. Üstü çizgi şeklindeki çatı, çadır problemlerinde 1 bölü 2 alınır. Üstü düz, bak üstünde basketbol oynayabildiğiniz, üstünde basketbol oynayabildiğiniz, hani yüzeysel şekillerde k 1 alınır. Konu bitti. Şimdi soru çözelim arkadaşlar. Mesela, bak şimdi. Bura 4, bura 10, yükseklikte 8 olsun. Böyle dikdörtgenler prizması şeklinde verilen bir cismin hacmi, taban alanı ne arkadaşım taban alanı? 4 çarpı 10 taban alanı. Bak şimdi. Çarpı 8 yükseklik. Çarpı 1 üstü düz ya. O yüzden 32, 320 atıyorum, bunlar eğer santimetre ise santimetre küptür. Bu kadar, soru bitti. Eğer bak şimdi şöyle bir soru verseydik, bak mesela tabanı kare olan, tabanı kare olan ve yüksekliği bu soruda 12 metre olan, yüksekliği 12 metre, taban ayrıtları da 6'şar metre olan kare piramit verilmiş. Bu kare piramidin hacmi nedir arkadaşlar? Hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 3'tür. Neden 1 bölü 3? Üstü sivri ya. Üstü sivri. Başka bir soru çözelim. Bak şimdi. Pikniğe gittiniz. Bir çadır kurdunuz. Çadır. Çadırımız, gideriz. Çadırımız. Şimdi böyle bir soru da arkadaşlar. Bu çadırımızın taban alanı nedir arkadaşlar? Taban alanı nedir? Evet. Bir düşünün. Taban alanı nedir? Evet, taban alanı bravo. 4 çarpı 8'den 32'dir. Çarpı 3. Çarpı 1 bölü 2 hacim. Burada var mı bir sıkıntı? Böyle bırak 10 puan al ya. Ne? Burada 32, bak 32 çarpı 3 bölü 2. 32'nin yarısı 16. 16 çarpı 3 48. 96'nın yarısı da 48 zaten, bak. Evet. Düşün. Başka bir soru çözelim. Bak şimdi. Yarıçapı 4, yüksekliği 12 olan böyle bir koni, koni şeklinde bir yapı düşün. Bu yapıya göre, bu yapı ışığında, bu yapının hacmi nedir? Bunlar metre cinsine bilirsin. Evet, sen söyle. Abbas, taban alanı ne Abbas? Bu cismin taban alanı ne? Pi 4'ün karesidir. Dairenin alan formülü. Daire ya bu. Dairenin alanı pi re kareden pi 4'ün karesi. Çarpı 12. Çarpı
Üstü sivri ya. 1 bölü 3. Soru bitti, bu kadar. Ya böyle bırakabilirsin tamam, ama şıklarda hani teste geçtiğin zaman cevaplar böyle olur. Yani 16 kere 4, 64 pi olur cevap. Yani, anlıyor musun? Tamam. Hadi bir soru daha yapalım. Bak şimdi. Şimdi bak. Bura 3, bura 8, yükseklik 9 olsun. Böyle bir cisimcikin hacmi nedir arkadaşlar? 8 çarpı 3 çarpı 9. Evvela taban alanını bulalım. Aferin kızıma. Taban alanı ne? 24. Aferin size. 8 çarpı 3 değil mi? Çarpı 9 çarpı 1. Aferin. Burada anlaştık mı? Hacim zor mu? Çok kolay. Çok kolay ve zevkli bir konu, evet. Şimdi devam edelim. Bak şimdi. Aferin size. Mesela şöyle bir şey yapsam. Bak. Bu küpün... Yok, şöyle yapayım. Bak şimdi. Böyle bir küp verirsin, tamam mı? Küp. Bu küpün hacmi 64 santimetre küpse... A nedir? Hani bir ayrıtının uzunluğu nedir? Hani soru bu. Aferin sana. Bu A çarpı A taban alanı çarpı yükseklik çarpı bir hacmi vermeli. Bu durumda 4'ün küpü eşittir A'nın küpünden. A eşittir 4 elde edilir arkadaşlar. Doğru. Bu aşamada soracağınız yer var mı? Tamam. Tabii ki. Mesela bir küp verelim, bak. Bir küp verelim. Bu küpün bir ayrıtı 5 olsun. Bu küpün hacmi nedir? Hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 1. O da 125 santimetre küp. Ha. Bir de şunu vermek istiyorum. Bütün bu anlattıklarımın içine sığmayan bir kalıp var. O kalıp küre. Kürenin hacmi ayrı bir küre hacmi. Aferin. 4 bölü 3 pi r küp. Evet. Mesela şöyle bir küre verilse, yarı çapı 3 diyelim. Pi 3'ün küpü. Şimdi 3'ün küpü bölü 3, 3 üzeri 2 yapar değil mi? Bu durumda cevap 36 pi olur. Evet, anlaştık. Hacim deyince bu, yani hani böyle çok da böyle çetrefilli hani sorular yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Efendim? Küre mi? Tabii ki çözelim. Mesela böyle bir küre düşünün. Yarı çapı 4 olsun. Bu kürenin hacmi nedir? Yarım kürenin hacmi nedir? Evet. Böyle sorsalar. Bak şimdi. 4 bölü 3 pi 4'ün küpü çarpı 1 bölü 2. Neden? Bu yarım küre ya. Kız, yarım küre. Hayır, orayla özdeşleştirme. Bu küre ayrı bak. Bu alp hacmin içine girmiyor bu. Yarım kürenin hacmi ne olur? Bulduğumuz sonucun yarısını bulacaksın. Hani bulduğumuzu ikiye böleceksin. Evet, o yani. Bölü iki yazın isterseniz. O zaman 64, 128, 256 bölü 128 bölü 3 pi'dir. Bu kadar. Anlaşılmayan bir yer yok. Peki, şöyle bir soru sorsam. Mesela şöyle bir silindir desek. Olmadı. Bir silindir verelim. Bu silindirin yarıçapı
Silindirin yarı çapı 3. Tamam, yüksekliği de 15 olsun. Bu silindirin hacmi nedir arkadaşlar? Soru bu. Bak hacmi pi 3'ün karesi taban alanı çarpı 15 yükseklik çarpı 1 üstü düz olduğu için silindirin hacmi de budur arkadaşlar. Bir düşün bak. Bir soru daha çözelim. Evet, taban alanı çarpı yükseklik, değil mi? Şimdi aklıma gelmişken şöyle bir soru sormamız lazım. Şimdi burası 3, 4. Şuradan verelim. Şurası 3, 4. Şöyle yapalım. Şurası 6, 8, tamam mı? 6, 8, şurada 9 olsun. Yani bunu şöyle ifade ediyorum ben. Şuralar üst taban, şurası da alt taban, tamam mı? Böyle düşünün. Üçgen prizmanı düşünün. Şimdi bu üçgen prizmanın taban alanı nedir? 6 kez 8, 48 bölü 2'dir, değil mi? Nasıl yani? Siz şu üçgenin alanı ne? Şura 90'sa, şura 8, şurası 6'ysa, şura 10'dur, tamam da ona ihtiyaç yok şu an. Şu üçgenin alanı ne? 6 çarpı 8. Bu normalde dikdörtgen yapar, değil mi? Mesela şöyle düşünün bak. Of, çok gittik ya. O zaman şunu verelim bak şimdi. Şöyle bir üçgen düşün. Şurası 4, şurası 8. Bu üçgenin alanı nedir? Bunu nasıl yapacaksın? Sen bunu böyle dikdörtgene çevireceksin. 4 kere 8 32. Burası 16, burası 16 diyeceksin. Hatırladık mı? Tamam. Şimdi o zaman biz şimdi diyoruz ki şöyle bir üçgen verelim bak şimdi. Şurası 5, burası 12 olsun. Burası dik olsun. Böyle insek bak şimdi. Şimdi böyle bir üçgende burada 10 olsun. Bu cismin, hani üçgen demişim. Bu şeklin hacmi nedir arkadaşlar? Parmak. Parmak. Bu cismin hacmi nedir? Şimdi burası 5, burası 12 midir? Pardon. Evet. Burası 5, burası 12 midir? Evet. 5 çarpı 12 bölü 2 taban alanı mıdır? 63 evet. Oluyor. Çarpı 10. Aferin. Taban alanı buldun. 30. Çarpı yükseklik. Çarpı 1 mi? 1 bölü 2 mi? 1 bölü 3 mü? 1 bölü 2. 1 değil mi? Birdir. Yüzeysel üstü bak. Ha. Kandırmaz seni. Üstü düz bak. İyi düşün. O halde 30 çarpı 10, 300 diyelim santimetre küp. Aklıma şöyle bir şey geldi ya. Mesela biz bu bulunduğumuz sınıfın hacmini hesaplayabilir miyiz? Hesaplayalım, tamam mı? Bak şimdi. Sınıfımızın tabanı kaç metrekare? Şurası kaç metrekare? 6 kere 7, 42 metrekare bak sınıfımız. Çarpı yükseklik, çarpı 1. Sınıfımızın hacmi 42 çarpı 4'ten hacmi 8, 168 metreküp. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sınıfa 168 metreküp su sığdırabiliriz yaklaşık. Yani 170 ton su alıyor burası. Hani haberiniz olsun. Yani 170 ton bayağı güzel bir hani su. Demek ki bir ev ayda ortalama 10 ton su tüketiyorsa 12 ayda ne kadar su tüketir?
100 Newton. Peki. Peki o zaman demek ki böyle bir depo olsa ve yağmur kar suları bu depoda biriktirilse ve süzgeçle hani bu sular arındırılsa bir evin yaklaşık su ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyorsunuz. Böyle bir deponuz olsa. Yağmur suyu ve kar suyuyla su ihtiyacınızı giderirsiniz. Atıyorum zaten kaç litre su içiyor ki insan, hani biraz da alır içersin yani. Onu da git normal güzel sular al, hani akarsulardan falan doldur iç yani hani. Hocam,